Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Valla BTR boyunca buradan zaten sesli tekrar dublaj yaptılar. Kızınız burada. Hani yerinizden kalkmanız hani böyle büyük hareketler. Yok. Yok yerimizde kalkmayacağız yok. He? Kalkmayacağız yok. Kalkmayacağım. Yok. Ama ben bunu kötü anlamda da söylemedim. Böyle bir anda insan yok, böyle yok. Bir sarılmak ister ya. Özlemedin mi evladını? Ya. Hasan abi sen özledin mi? Abla sarılıyorum desen bile adam ne diyor biliyor musun? Ben geçen bir telefon ettim. Bana ne diyor biliyor musun? Diyebilir mi? Ya size soruyorum. Bir çocuğu seviyorsun. Çocuk senin ellerini ezdi. Senin saçından sürüp bize, bize söylemiyor yavrum bize söylemiyor ya. Ya babayım niye bana söylemiyorsun? Ele söyleyeceksin gel bana söyle. Sizin bu Hüseyin'i istememe sebebini Hüseyin kızınıza şiddet uyguluyor. Evet. Evet. Her şey yapıyor. Her şey kızınızı yapıyor. Kaçırdı. Sizi de tehdit ediyor. Bak abla şimdi bağlanacaklar bağlasınlar var ya herkes hep söyleyecek. Ben onlar söyler söylemezse ben yalancıyım. Onlar söylerse gerçek. Onlar söylese bak şimdi gerçekten anlayacaksınız ablacığım. Ama şimdi sizin bugün bir tanesi geldi başka diyor bir türlüsünü anlatıyor Ezgi ve karşı taraf. Ezgi ya evet korkuyor, korkuyor, oradan korkuyor. Şimdi canlı yayında bak herkesin huzurunda, milyonların huzurunda. Evet. Ezgi'ye soracağım, baskı ve tehdit altında mı o ailenin yanında duruyor? Ailesinin yanına dönmek istiyor mu diye. Orada vereceği cevap bizim için çok önemli. Yedirmişler ablacığım, yedirmişler. Ezgi bizim ne yedirmişler? Gözüm. Ya Ezgi hayır. Bizi tanımıyor, bizi tanımıyor. Yedirmişler. Cevap dediklerinin hiçbirinin etkisi metkisi olmaz. En büyük Allah o kadar söyleyeyim. Siz inançlı insanlarsınız. Kızınızı da az çok tanıyorsunuzdur. Tanıyayım. 20 senelik kızımı ben tanıyamıyorum ya. Şimdi beni istemiyor. Anneyi baba istemiyor. Yok böyle bir şey. 20 sene büyüdüğün kız bir kalemde seni siliyor. Yok böyle. Benim ailemi beni istemez. Onlar yapamazsa bile ben yaparım. Ya öyle bir insan değil ki, öyle bir çocuk değil, öyle bir çocuk Hüseyin değil. Hüseyin Can Türk'ün. De ana orada, ana Gorukan Can. Hüseyin Can'ın, bileşik yazılıyormuş, ailesiyle de ilgili ilk başta, Hüseyin Can bileşik yazılıyor, birlikte söylemem gerekiyor. Bu da önemli bir detaymış. Hüseyin Can'ın ailesini tanıyanlar, bilenler lütfen ihbar hattına mesajla atabilirler. Önce şu 20 yıllık kızımızı tanımadığımız dediğiniz evladınızı bir çağıralım. Ezgi, gel bakalım Sürütüyo'ya. Hele tipine bak hele tipine tipine. Oo, hoş geldin. Ha. Hoş bulduk. Buradayım nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Sen boylu postlusun annene benziyorsun aynen. Aa ya. Akıl olacak yavrum adamla kafa kafa akıl olacak akıl. Aklını kullan. Beni istemeyeni ben hiç istemem o çocuğu istemem. Şimdi milyonların huzurunda soruyorum. Sor, sor. Ezgi'ciğim, annem babam buraya geldi. Hüseyin Öztürk'ün seni kaçırdığını, sen zaten onun yanına kaçtığını kendin canlı yayında itiraf ettin. Hüseyin Öztürk seni evlerinde baskı, tehdit ve şantaj zoruyla mı tutuyorlar? Hayır. Evet. Evet. Hayır, hiçbir şekilde. Ya sen neye kanarak dur. Dur abi konusu. He? Senin derdin ne, derdin ne? Sen 11 Mart'ta evden kaçıyorsun Hüseyin'le. Sonra senin ailen tarafından, annen ve baban tarafından yakınlar geliyor Hüseyin'lerin evine. Bir bu süreci anlatmanı istiyorum. Sen sonra tekrar 11 Mart'tan sonra annenlerin evine geri dönüyorsun. Evet. Hatta bayağı gitgeller oluyor. Evet. Ama annenler senin o evde hep baskı ve tehditle tutulduğunu iddia ediyorlar. Hüseyin'lerin evinde mi? Hiçbir şekilde baskı altında tutulmuyor. Bir dakika ben bir şey söyleyebilirim. Sorabilir miyim? Ama var baskı var. Dur sen kadar dur. Ben bir şey sorabilir miyim? Sen Ezgi bu... ellerin bantlı geldin. Ne zaman? Bak, sana Ezgi demekten gerçekten şey yapıyorum. Bak ellerin bantlı geldin mi? Merdivende oturdum. Haşimgil'in merdivende. Hangi Ezgi... bant? Bizim oradaydı mahallede. Evet. Ellerin niye bantlı? Bıçak kesti. Hüseyin bir şiddet birincisi uyguluyor o. Mu? Böyle hayat hayır. Yaşayamazsın. Sen yalan söyleme. Sen korkuyorsun. Böyle hayat yaşayamazsın. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkuyla aşk arasında yaşıyorsun sen. Öyle bir şey yok. Var. He. Korkuyorsun. Var. Yaşı, yalansın. Var. Ben yalan. İsteyeyim ben seni bak, isteyeyim. Bak yol yakınken başının çaresine bak geç gel. Yani bak abi, şu ablayı gördün mü demin çocuğuyla gelecek. Çocuğunu bile kabul etmem. Yol yakınken başının çaresine bak yavrum gel. Bak sen babayım. Ben sana her konuda yalvarıyorum. Gel. Gel yavrum gel. Gel. Yanıma gel. Gel. Hasan abi. Ben isteyeyim seni.
Tüm Türkiye'nin önünden isteyeyim. Nikah yok, evlilik yok, bir şey yok. Gel. Gel. İsteyeyim, amcaların da isteyeyim. Ben isteyeyim seni. Ya gel. İstanbul'da bak uç şey yapalım. Tamam mı? Bir tarafta bir çocuğu seviyorsun. Evet. Onunla evlenmek istiyorsun. Öbür tarafta ailen bu çocukla senin mutlu olacağına inanmıyor. İstemiyor. Bu çocuğun sana şiddet uyguladığını iddia ediyorlar. Seni üzeceğini düşünüyorlar. Ve bu ilişkiye hiçbir koşulda evet demiyorlar. Bak adam yazdı getirdi. Bunu ben mi yazdım? Ben istemiyorum Ezgi. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Sana ne gelirse gelsin. Yanıma gel. İstemiyorum. Tamam, istemiyorsun. Hüseyin, Ezgi'cim sen bu Hüseyin'le kaçmaya nasıl karar verdin? Kaçtıktan sonra neler oldu? Ailen, ya biz zaten üç senede konuşuyorduk. Bu insanlar gelip hiç ailenin kapısını çalıp seni isteme gibi bir girişimde bulunmamışlar. Sadece telefonda bir kere demişler biz evet. Sizin kızı alacağız diye. Baban da demiş ki telefonda kız mı istenir demiş kapatmış. Sonra bu aile bir kere bile yani evinize gelmemiş... bu konuda annem ve babanla iletişim kurmaya çalışmamış. Yani anlattıkları bu. Senin yaşadıkların neler bunu merak ediyorum. Ben zaten 3 senedir konuşuyordum Hüseyin'le. 2-3'e çıktı değil mi? 3 seneydi zaten. Ha, 3 sene. Ben anne önce babama söyledim. Babam Hüseyin'i çağırdı, kahve Hüseyin'le tanıştı. Sonra Hüseyin'e demiş ki Hüseyin babanın numarasını ver ben arayacağım babanı. Bir hafta sonra babam aramış babasını, Hüseyin'in babasını. Demiş ki sen bize göre değil. Ne diyeceğiz? Ondan sonra bayağı bir bu mesele şey oldu, durdu. Bir zaman geçti aradan. Ondan sonra ben yine açtım bu meseleyi. Siz yine kabul etmedim. Ailen onay vermiyor ama görüşmeye devam ediyorsunuz. Konuşuyordum. İşe gidiyor arkadaş, aşk yaşıyor dışarıda. Evet. Konuşuyordum sadece. Bu şey kapandıktan sonra bir zaman sonra bir daha açıldı konu. Ondan sonra ben yine aileme söyledim. Ailem yine bana dedi ki işte olmaz falan filan. Sonra ben tamam dedim. Sonra teyzem geldi. Esenyurt'ta bir teyzem oturuyor. O geldi. O İsim benimle konu. Sen İsim daha kaçmadın. O yok. Teyzem benimle konuştu. Tamam dedim. Teyze dedim. Onu konuşmayacağım dedim. Baktım olmuyor. Yapamıyorum. Yapamıyor. Sonra konuşmaya devam ettim. Ya önümü çevirdi seni. Korkuttu. Ondan sonra işte bayağı bir zaman geçti aradan. Teyzemle konuştuktan sonra biz Hüseyin'le bayağı bir ay konuşmadık. Ne bir ay? Bir ay konuşmadıktan sonra... Sonra baktım Hüseyin işte benimle konuşmaya başladı. O zaman zaten karar vermiştik yani Hüseyin'le beraber. Hani ailemin başka çaresi yok yani. Başka çaresi yok. Söylüyordum ama onlar bana hiçbir zaman evet demiyorlardı. Hep hayır. Bulunmaz buna çare. Ondan sonra kaçtıktan sonra Hüseyin'in eniştesi var. Onların evine gittik. Maltepe'de. Uğur Alaca. Uğur Alaca. Hiçbir şekilde kimse beni kaçırmadı. Kimse kaçırmadı. Uğur Alaca ticari makineyle götürdü. Taksi falan yok. Dersi verdiler geldin buraya. Konuşma. Bir dakika. Şimdi bu sizin anlattınız. Bir de onu yaşayan Ezgi anlatıyor. Hayır. Sabah işe gidecektim. Gitmedim. Yorulmuştum dedim ki saat 10'a kadar yatayım. 10'da zaten iş başıydı. 10'da giderim dedim. Ondan sonra annem saat 9.30'da işe gitti. Annem gittikten sonra ben de iş kıyafetlerini giyinmedim. Ütülemiştim, yatağın başında duruyordu. Gittim farklı kıyafetlerimi giydim, evden çıktım. Çıktı o çıkış daha da dönüşüm olmadı. Sen o gün kaçmaya karar verdin. Evet, sen oraya gittin. Evet. Ne oldu? Sonra Hüseyin eniştesine gittik işte Maltepe'ye karşıya. Haber alamıyor. Telefonum kapalı. Sonra işte eniştesini aradılar. Eniştesi dedi burada dedi, yanımdalar dedi. Annem işte yine tepki göstermeye başladı, bağırdı falan filan. Niye bunu bana yaptın? Hani söyledim, anne dedim. Bir anneye bu yoktu. Yapılmazdı. Dur. Bir anneye bu yapılmazdı. Annen sana ben ne yaptı? Ben yapmak istemiyordum ama mecbur bıraktılar. Oraya kaçtın, ailen. Evet. Ya onlar tekrar kalkıp sizin evinize geldiler mi bu işi bir düzeltelim, toparlayalım onların diye. Birkaç büyükleri toplandı, gittiler, oturdular. Annemler yine demişler işte Ezgi'yi getirin. Ezgi bu evden gelinlikle çıksın. Onlar demiş ki kaçan kızı biz daha nasıl getirelim bu eve. Sonra bayağı bir zaman geçti. Amca... Siz de bu aileyi hiç görmediğinizi anlattınız. Burada yalan söylüyor. Bir dakika. Yani
sen kaçıyorsun. Hüseyin'in ailesi annenlere geliyor. Geldiler onlar. Senin aile şey senin aileyle iki aile ailem görüştüler. Orada zorla tutulduğumu sanıyordu. Tamam. Bize dedi ki amcam gelsin beni görsün hani canlı. Hmm. Amcın senin geldi. Evine geldi. Yok eniştesine geldi. Eniştesine gitti adam. Neyse evet, şey, oraya evi. Geldiler. Geldi amcam. Dedi ki Ezgi dedi istersen babanı da arayayım hoparlöre vereyim gelmediğini ona da söyle dedi. Ben mahcup olmayayım. Hı-hı. Amcam aradı babamı. Kirliyesiz. Babama da söyledi. Dedim ki ben gelmiyorum dedim. He, gelmiyor. Tüm Türkiye'ye reklam öyle oldun ya. Öyle deyince amcam da geri kalktı gitti. He. Tüm Türkiye'ye reklam evet. Oldun ya. Ondan sonra annemler yine başladı işte niye gelmiyorsun, niye böyle yap. Sürekli telefonda hep gelmiyor musun, amcan gelmiyorsun. Amcan senin orada tehdit ve zorla tutulmadığını gördü. Hiçbir şekilde tehdit de olmadı. O kaynanak olacak, kaynanak olacak şahıs. Sen annenin evine dönüyorsun, o nasıl oluyor? Şimdi onlar diyor ki tehdit de tutuyorlar diyor ama sen tıpış tıpış kaçtığın evden tekrar gelip annenin evinde Esra kalıyorsun. Esra Hanım, kimse diye gelip para al diye gelip. Sonra parası benim bitti. Dün bağlanan bir tane Zehra teyzem var. Bağcılar'da oturuyor. Hı hı. O telefonla aradı. Sakat bir tane engelli kızı var. Onun üstüne yemin etti. Dedi ki Ezgi dedi kim gelirse gelsin evimden hiçbir şekilde seni alamayacağım. He, alamayacak. Ben de o dedim ki o benim teyzemdir. Hı hı. Anne yarısıdır. Hiç bana böyle bir şey yapmaz. Hı hı. Ben de teyzeme inandım. Güvendim gittim. Tamam. Teyzenin evine geri evet, döndüm. Teyzemin aldım, evine gittim. Geldin. Sonra babamla annem geldi oraya. Teyzemlerin evine. Bir saat oturduk. Sonra annem dedi ki hadi Ezgi eve gidelim. Ben de kalktım annemle babamla eve gittim kendi evimize. Teyzenin evine gitme nedenin ne? Kimlik alacak. Yemin teyzem etmiş. Dedi ki gel dedi buraya dedi. He ama kimlik aileni alacak. Aileni de dedi hani konuşturayım seninle dedi. He. En azından de arada bir bağımız ha, olsun barışmak dedi. Barışmak amacıyla. Evet. Nikahını da yaparım dedi. Hani buradan bir yere gitmensin dedi. Ama dün teyzen dedi. Israrla şunu söyledi. Onun da cevap hakkı var. Hani annem babam biraz sana karşı tepkili. Ama teyzen de diyor ki biz konuşurken Ezgi sen anlatımı şu. Ben kaçmadım teyze, kaçırıldım demiş. Evet. Hayır, hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Orada bugün dersini aldın geldin sen. Sen bugün dersini aldın geldin. Almadım. Evet.